çevrenin için belediyemize başvurmuş olan Sayın Fadile Kaya Hanımefendi ile Sayın Mehmet Ali Aslan Beyefendi'nin yapılan inceleme sonucunda evlenmelerine engel bir hayır bulunmadığı tespit edilmiş. Kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Mehmet Ali Aslan Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Siz Sayın Mehmet Ali Aslan Beyefendi, kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Fadile Kaya Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? İşlemleri de tamam. Kanuna düzenlemiş olduğu yetkiye dayanarak Sayın Fadile Kaya Hanımefendi ile Sayın Mehmet Ali Aslan Beyefendi hayat boyu mutlu mesut olmaları temennisiyle, dileğiyle, duasıyla kalp hocayla diyor. Allah mesut ve bakiyar eylesin. Allah sizlere, vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize faydalı hizmetler yapacak sağlıklı, salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Yaşasın düşüncesiyle ikimize birlikte takdim ediyorum. Size bugünün anısına bir fincan kahvenin katkı katkı vardır derler. Kahve içmeniz düşüncesiyle, temennisiyle, duasıyla bunu size kullandığınızda hep bizleri hatırlamak düşüncesiyle bir mutfak seti hediye olarak 2014 yılında kurulduğumuzdan bugüne toplamda 15.762 nikahı tamamlanmış bulunmaktayız. Bu 15.762 çiftimize hayat boyu mutluluklar diliyorum. Ve Halliye Belediyesi olarak bütün nikahlarda söylediğimiz gibi mutlu olun, bahtiyar olun, birlikte ihtiyar olun diyoruz. Ve bugün de 14 Şubat Sevgi Günü. Fadile Kaya Hanımefendi ile Sayın Mehmet Ali Aslan Beyefendi'nin nikahlarını akde eylemiş bulunuyoruz. Bugün içerisinde 49 çiftimiz başvurmuş ve 49 çiftimizin nikah işlemleri tamamlanmıştır. Bu nikah işlemlerinin 42'si törensiz dediğimiz daire içerisinde, evlendirme dairesi içerisinde kıyılan nikahlardır. Ben bugünkü 49 çiftimize ve daha önceki 15.762 çiftimize hayat boyu mutluluklar diliyorum. Bizim şöyle bir anlayışımız var Halliye Belediyesi olarak. Salonlarda, otellerde filan nikah kıydığımız zaman bir de ayrıca evlendirme dairesinde törensiz nikah dediğimiz ve vatandaşlarımızın ya aciliyeti itibariyle veyahut da kalabalık olmasın diye veya aile bütçesine yük olmasın diye törensiz nikah dediğimiz bu nikahlarımız zaten evlendirme dairesinde gerçekleşmektedir. Törensiz nikah ve ayrıca daire dışındaki nikah sayısını dikkate aldığımız zaman benim törensiz nikah dediğimiz daire içerisinde evlendirme dairesi içerisinde kıydığım nikah sayısı daire dışında kıydığımız nikah sayısına çok çok fazladır. Ben bu anlamda da adaletin, bu anlamda da halkı kucaklamanın, bu anlamda da bütünleşmenin, birliğin, beraberliğin bu şekilde olacağına kanaat getirdiğimiz için 2014 yılından bu tarafa hep bu nikah işlemlerinde daireye gelerek seçmeden, tesadüfen o sırada kim varsa onların nikahını kıymış oluyoruz. O nikah haklarını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün 14 Şubat. Önce sevgimiz, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, insan sevgisi ve bu arada birbirimizi sevmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Ferhat Pirinç Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Siz Sayın Ferhat Pirinç Beyefendi,
kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Özlem Topalan Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Gençlerimiz arasında. Aile cüzdanını bütün mutlulukları birlikte paylaşasınız ve hayata birlikte tutunasınız, bütün zorlukları birlikte aşasınız düşüncesiyle, dileğiyle her ikinize birlikte takdim ediyorum. Allah hayırlı olsun.